Esselamu Aleyküm Hasan abi, ben sana bu USB, Universal Service Payment Banking bu projeni bugün biraz anlatayım. Geçen safa biraz kısa oldu. Yani Türkçem de çok iyi değil, sen biliyorsun zaten, ama Türkistan Türkçesi kullansam iyi konuşuyorum da, ama fark etmez, sana İngilizce de anlatabilirim. Öncelikle Universal Service Payment dünyadaki iki büyük ödeme sistemi var. Ben bildiğim bu PayPal. Yani PayPal uluslararası çok bir kullanılan bir online banking, yani internet bankacılığıdır. Bunu sen baktığında alışveriş var, satış var, para gönderme, ticari. Yani bu para gönderiyor internetten, bir de internetten para transfer, internetten mal almak, ondan sonra ticarette kullanılır. Bunun özelliği, herhangi bir banka olsa, mesela Malezya olsun, Çin olsun, Amerika olsun, Türkiye olsun, İngiltere, ne olsa, bunların kendinin banka kartındaki parayı buna yükleyip ondan alışveriş atabilirsin ya da transfer yapabilirsin. Bu online banking. Bunun şimdi gerçek kartları da var. Biz de yaparız onu aynı şekilde. İkincisi bu Çin'in çok başarılı bir sistemi. Yani Alipay, yani Alibaba'nın payment şeyisi. Bu öncelikle Çin'de başlamıştı. Sonra Çin'in yarım ekonomisi bunun elinde oldu. Yani insanlar hepsi Alibaba'da kullandığı için sonra bu banka açtı. Şimdi benim amaç böyle bir bankacılığı Orta Asya'da, Arap ülkelerinde sadece orada önceden yayınlamak. Yani Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan. Burada Türkmenistan var. Burada Azerbaycan var. Gerekirse Çin'e sonra burada döneriz. Bir de Hindistan var. Yani Hindistan, India. Buralarda bunu kullanmak. Sonra bunu bütün Arap ülkeleri yayınlamak. Afrika ülkeleri yayınlamak. Öncelikle bu ülkelerde bunu kullanmak. Sonra bunu Malezya, Singapur, Katarlık yerlerde kullanmak. Benim amacım bu. Benim projem bu yani. USB. Sana söylediğim gibi bu GAP vardı. GRE, bu robot öde seçim programı. Biz bundan başlıyoruz yine. Universal Payment System. Bu üçü bilinir. Bunun birincisi, yani sana söylediğim gibi, bunun sampler and scanner. Sampler dediğim, bu zaten bankacılıkla ait şeylerin hepsini, örneklerini alıyor. Yani örneklerini toparlıyor, koleksiyon yapıyor. Bu yaptıktan sonra bu department, yani bu bölümden, bu karıştırma departmana buna geliyor. Karıştırma department her şeyine tasdik ettikten sonra, yani okey dedikten sonra bunu post, yani bu post office gibi, yani kargo şey yapıyor. Sonra buradan data center var, model center var. Yani bu üç, yani biri benim satış modülü, eğitim modülü ve teşvik modülünü buradan yapıyorum. Bunda QC, yani quality control bölümü var. Bunlar kontrol ediyor. Yani burada sales model, yani satış modeli, başka modeller var ama bunun method department diye başka bir department var. Bu department, yani bu bölüm method department'i metoddan veriyor. Sonra buradan modeli çıkıyor, yani eğitim modeli, satış modeli ve yayınlama modeli diye. Bu modeller olduktan sonra bunu biz aslı kendimizin görünen bu üçüncüsü, yani marketing engine, yani pazarlama ve yayınlama ve yaratıcı, yani keşif etmek diyoruz. Yani keşif farkın bu bölümü sonuçlandırır. Sonra buradan yaptıktan sonra sürekli bu pazar bölümüyle yayınlama bölümü, yani reklam bölümü, bu yani işte ürün bölümü, yani production department'a bura şey yapıyor, Paytech. Bizden burada birkaç tane ürünlerimiz var. Banking operating system, yani o
operasyon sistemi, yani bankacılık operasyonu, Windows gibi. Bu da bir web sitesi, bu da bir şey olarak web sitesi, bir de bir app oluyor. Biz bunları Türk bankalarından şey istiyoruz, yani port ağız, mesela bilet satmak ağzı, yani otellerde rezervasyon, uçak biletler rezervasyon, süpermarketler rezervasyon. Bu rezervasyon yaptığında bize bankalardan tüketiciler, yani müşteriler para ödeyecek bir şey lazım. Ağız. Bunu biz herhangi bir devletten ya da vahbalardan ya da sizin bilmiyorum böyle bir vahbeler, dernekler ya da devletin organizasyonları olsa desteklese iyi olur. Bir de kendimiz de başlayabiliriz. Benim bu kadar. Bunu detaylı anlatmak için 2-3 gün lazım. Yani 2-3 gün zaman gider görmek için. Yani bunun çok şeyleri var. Bunu görmek, hem bunu bitirmek için çok şey gidiyor. Hepsini doldurmak lazım. Ben kısaca anlattım abi. İyi günler.